yaramayacaktır. Şimdi hatırlayacağınız gibi bu kararın hemen arkasından hem savcının yani ceza isteyen savcının hem de bu kararı veren hakimin bazı AKP'li yöneticilerle fotoğrafları çıkmıştı sosyal medyalarında, o hesaplarda. İmamoğlu davasının hakimiyle fotoğrafı çıkan Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp o fotoğrafla ilgili konuştu. Özalp hakimle sadece gayrimenkul yatırımları üzerine sohbet ettiklerini söyledi. Benim işim bu, çalıştığım alan bu. Kendisi de bir ev almak istiyordu. Benden bazı konuda danışmanlık aldı. Yatırım danışmanı olduğum için bu konuda fikir alışverişinde bulunduk dedi. İzleyelim. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis kararı veren hakim Mehdi Komşul'un AKP'lilerle çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması gündemdeki yerini koruyor. Komşul'la fotoğrafı ortaya çıkan AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'e konuştu. Özalp söz konusu fotoğrafın 2018'de bir mekanda çekildiğini söyledi. Fotoğrafı çeken kişinin oturdukları mekanın sahibi ve hemşerisi olduğunu belirtti. Fotoğraf kahvaltı salonunda çekildi. Mekan sahibi çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış. Bunda bir sakınca yok. Ben o dönem AK Parti üyesiydim. Hakim Bey'i tanıyorum. Herkesin tanıdığı savcılar, hakimler var. Hayretler içerisindeyim. Bu fotoğraf neden gündem konusu oldu? Ben gayrimenkul işleriyle uğraşıyorum. Hakim Bey de o dönem bir ev almak istiyordu. Bu vesileyle tanıştık. O dönem AK Parti yönetiminde yer almıyordum. Gazeteci Hacı Bişkin, hakim Komşul'la fotoğrafın çekildiği gün neler konuştunuz diye de sordu. Hakim Bey yatırım amaçlı kendisine bir daire arıyordu. Sadece bunu konuştuk. Kendisi telefonla aradı. Yatırımlık bir şey var mı diye sordu. Sonrasında koronavirüs döneminde bir görüşmemiz oldu. Burada da sağlık durumlarını konuştuk. O kadar. Bunların dışında aramızda siyasi veya herhangi bir konuşma gerçekleşmedi. Daha sonra herhangi bir konuda iletişim kurmadıklarını söyledi. Peki neden böyle bir karar çıktı? Arkasında hangi hesaplar vardı? O günden beri konuşuluyor. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığının önünü kesmek için diyenler de var. Bu veya bununla birlikte seçime giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne el koymak, dolayısıyla hem maddi gücünü hem de belediyenin imkanlarını dan faydalanmak ve seçime o güçle gitmek ya da belki 2023 sonrası hesaplar. Çeşitli senaryolar konuşuluyor. Peki Ekrem İmamoğlu aday olursa ya da olsaydı ve arkasından karar kesinleşirse o zaman ne olacak? Yani mazbatası alabilecek mi seçilmiş olursa? İşte bu sorunun da cevabı arandı. Bu konuyla ilgili de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan dün akşam bir açıklama gelmişti. Ve demişti ki Ekrem İmamoğlu için adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz, seçim yenilenir. İşte bu açıklamayla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuştu ve dedi ki yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın, siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevini bıraksın, gelsin siyaset yapsın dedi. YSK Başkanı niye böyle bir açıklamaya gerek duydu arkadaşlar? Dün değil, bayram değil. Bugünkü süreç devam ediyor. Yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, o görevini bıraksın, gelsin siyaset yapsın. Ama görüyoruz ki artık tabii talimatla hareket edenler maalesef yargıyı siyasallaştıranlar, hukuki değil siyasi karar verenler artık huzuru bozmasınlar, bu ülkede adalete olan güveni zedelemesinler. CHP teşkilatlarının elbette Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu yargı kararından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yapması kadar ya da işte bir şekilde bunu göstermesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Elbette olamaz. Ama bakın Kocaeli'nin Derince ilçesinde üst geçide CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için asla yalnız yürümeyeceksiniz pankartı asan CHP Derince ilçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir gözaltına alındı, peşinden de 581 lira para cezasına çarptırıldı. Nasıl mı? İzleyelim haberimizde.
İmamoğlu'na verilen cezayı protesto etti, gözaltına alındı, yetmedi, astığı pankarta da ceza kesildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar istinaf mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek. Hiçbir seçimde aday olamayacak. Baskılar üzerinde durmaya devam ettikçe biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Astığımız pankartın neticesi çok belliydi. Yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı bir pankart çalışmasında bulunduk. Ali Demir Kocaeli'de Derince Gençlik Kolları Başkanı İmamoğlu'na verilen cezayı duyunca Kocaeli'nin Derince ilçesinde üst geçide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı ve daha yeni başlıyoruz, asla yalnız yürümeyeceksiniz sözlerinin yazılı olduğu bir pankart astı. Hemen ardından 3 polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Ali Demir Derince Karakolu'nda ifade verdi. Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesine göre ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri asmanın ve yapıştırmanın yasak olması sebebiyle ceza kesildi. Hem de 581 lira. Adaletsizliğe karşı bir pankart çalışmasında bulunduk. Neticesinde de gene kimleri rahatsız ettiyse kendimizi karakoluna bulduk. Hiç mesele değil, biz yolumuzdan dönmeyiz. Ve geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili değerlendirmesine. Evet, ilk kez bugün konuştu. Bakalım neler söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın meclisteki konuşmasını, bu konuyla ilgili değerlendirmesini ekrana getirmiştik. Ve demiştim ki hemen arkasından Cumhurbaşkanı'ndan da benzer bir açıklama geldi. Ortaya çıkan tablo şu: aslında AK Partililer bu kararın, yargı kararının aslında altılı masanın kendi iç tartışmasının ya da adaylık kavgasının bir sonucu, yansıması olarak yansıtmak istiyor, böyle görmek istiyor meseleyi diye. Bakalım Cumhurbaşkanı ne dedi? Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden koparılan fırtınanın gerisinde de aynı faşist zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi var. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne de hizmet mücadelesi mevcuttur dedi. Altılı masayı hedef alarak birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde olduklarını görüyoruz dedi. Önce Cumhurbaşkanı kendi ağzından bir dinleyelim ve birazdan da siyaset bilimci Burak Cop'la değerlendireceğiz konuyu. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de, gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa, ardından da Yargıtay'a gider. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa, hatası varsa zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki asıl çarpıklık yargıyla ilgili bir sürecin, altılı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye kalkıyorlar. Biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız. Evet, hadi şimdi değerlendirelim. İşin uzmanına soralım. Siyaset bilimci Burak Cop karşımızda. Burak Cop, merhaba. Hoş geldin hafta sonu ana habere. Merhaba Seda, hoş bulduk.
Şimdi günlerdir merakla bekleniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek diye. Beraber dinledik. Aslında bununla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın meclisteki değerlendirmesini de aslında birlikte görebiliriz. Yani benim anladığım kadarıyla şöyle deniliyor, şöyle bir tablo ortaya konulmak isteniyor. Bunun bizimle ve iktidarla bir ilgisi yok. Bu tamamen Altılı Masa'nın kendi iç meselesi ve kavgası ve adaylık yarışındaki bazı hamleler. Doğru mu anladım ya da bunun ötesine başka ne diyebiliriz? Saray kararı sahipleniyor. Şimdi az önce dünkü yayına istinaden Hüseyin Çelik'in açıklamalarını ekrana getirdiniz. Üç ihtimalden söz ediyordu Hüseyin Çelik. Bunlardan biri bu kararın talimatla verdirildiğiydi. Bir diğeri yaranmak için böyle bir